İstanbul Pendik'te minik bir beden akıl almaz bir kazanın kurbanı oldu. 7 yaşındaki Talha akşam annesiyle okuldan çıkmış eve gidiyordu. O sırada evinin yakınındaki şantiyeden geçerken tırın boşalttığı demirlerin altında kaldı ve maalesef hayatını kaybetti. <laughs> Hiçbir aydınlatma olmadığı halde getirdiler demiri çocuğun üstüne döktüler. Kepçenin altına demirlerin hepsi çocuğun üstündeydi. İşte o demir yığınının altından canlı çıkamadı 7 yaşındaki minik Talha. Çocuğumuz okula gidiyor. Okulun çıkış saati bu tedbirler alınmadığı için insanlar bu şekilde mağdur oluyor. İstanbul Pendik'te yaşandı korkunç olay. Saat akşam 7 sıralarıydı. Hava karanlıktı. Talha annesiyle birlikte okuldan çıkmış evine gidiyordu. Tam bu noktada bir tır demir boşaltımı yapıyordu. Talha buradan geçerken önce demir ayağına geldi dengesini kaybetti. Yere düştü. Ardından bu demir yığını Talha'nın üzerine boşaldı. Öğlen çocuğun dedesiyim. Şuradan yol vermişler. Çocuğu buradan yol vermişler. Oraya kapatmışlar. Buradan geçecek mecburi çocuk. Çocuk bu taraftaydı. Demirler çocuğun üstüne düşmüş dozerleşti. Kaldırmaya çalıştık. Tabii kaldıktan sonra bir şey yapamadık. Olayı gören çevredekiler Talha'nın yardımına koştu. Önce bu demir elleriyle kaldırmaya çalıştılar. Ardından tır gitti ve bu noktaya bir kepçe geldi. Kepçe demir kaldırdı. Ancak çok geçti çünkü 7 yaşındaki Talha bu noktada hayatını kaybetti. Annesi ise sadece birkaç adımla kurtuldu. İş tedbirinin burada alınması gerekiyor önceden. Sizin de çocuğunuz var. Biz de buradan geçiyoruz. Annenin veya çocuğun kesinlikle ihmal yok. Şantiye alanında iddiaya göre güvenlik önlemi alınmamıştı. Yol iki taraftan kapatıldı ancak bu arkada bulunan köprüden insanlar kolaylıkla geçiyor. İşte şu anda da gördüğünüz gibi. Oradan geçenler de mecburen bu yolu kullanmak durumunda kalıyor. Buradaysa dün Talha ile annesi geçtiğinde bir tır demir boşaltımı yapıyordu. O köprüyü kullandığı zaman mecbur buradan geçecek. Şu an o tır akşam bu arkadaşın üzerine yıkabilirdi mesela. Feci kazanın kurbanı Talha'nın cenazesinde babası ayakta durmakta güçlük çekti. Gözleri önünde çocuğunu kaybeden anne ise araçtan çıkamadı. Yakınları ve arkadaşları Talha'yı gözyaşları içinde sonsuzluğa uğurladı.